Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım bugün de iyisinizdir. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Survivor All-Star 2022'de klasik haline getirdiğimiz fragman değerlendirme ve analiz videolarına 131. bölüm fragman ile devam etmek istiyorum. Yalnız bu fragmanda Nagihan ve Hikmet arasındaki gerilim zirveye ulaşmış arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Hemen uzatmadan başlıyorum dostlarım. Akılda tek bir soru. Hikmet, Nagihan'a nasıl bir teklifte bulundu? Yani ben de merak ediyorum arkadaşlar. Ne dedi acaba? Nagihan'a kötü bir söz söylesem, yanlış bir şey yapsam o an ortalığı yıkar Nagihan, yıkar. Kesinlikle. Ben kimse adına kesin konuşamam. Ben de Nagihan'a çok fazla güvenemiyorum. Şahitlerim var dedi. Bekliyorum o şahitleri. Arkadaşlar yani bu çok enteresan bir durum, çok enteresan bir konu. Ya Hikmet Nagihan'a ne teklif etmiş olabilir arkadaşlar ya? Bu reyting için sanki oynanan burada bir oyun var gibi geldi bana. Yok şahitlerim var demiş, yok bilmem ne demiş. Mavi takımda Atakan ve Ogeday konuşuyor. Arkada Berkan dinliyor, karışmıyor Berkan. İşte ikisi diyor ki biz Nagihan'a pek güvenemiyoruz diyorlar. Şimdi Nagihan da bir şeyler söyleyecek. Bakın arkadaşlar sizler de dinleyin. Bana etmiş olduğu yanlış teklif ne ona yakışacak ne bana yakışacak. Konseyde konuşmak istediğim çok konular var. Kendisi bile şok olacak. Arkadaşlar konuşurken Nagihan'ın yüzüne baktınız mı? Yani bu gerçekten çok büyük bir şey olsa, Nagihan'ı daha önceki konularda sürgün adasına gittiğinde, işte oraya gittiğinde potaya düştüğündeki yüzünü hatırlıyor musunuz? Kavgalardaki yüzünü hatırlıyor musunuz? Sizce Nagihan'da öyle bir yüz var mı? Ben bu konunun sadece reyting amaçlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Burada sanki öyle bir konuşuluyor ki Hikmet bir yerlere çekilmeye çalışılıyormuş gibi geldi bana. Bak görün bu konseyde bu konu konuşulurken çok böyle enteresan, normalde bu kadar ciddiye alınmayacak bir konu olduğu ortaya çıkacak. Yani ne dedi ki ya, ne teklif etmiş olabilir ya? Saçma sapan bir teklif olmuş olsa orası yıkılır arkadaşlar. Orada kıyamet kopar, bakın bunu size söyleyeyim. Birileri işte elenir, işte diskalifiye olur, Acun gönderir, bir şeyler olur. Bu reyting amaçlı yapılmış bir sanki şeymiş gibi, bir oyunmuş gibi görünüyor bana yani. Oyun içinde oyun derler ya dostlarım. Onun gibi bir şey. Çünkü Nagihan'ın yüzünde hani öyle ciddi çok da bir ifade yok. Hikmet de kendini savunmak için şahitleri varmış. Çıkarsın görelim diyor. Ben bunun altından çok da bir şey çıkacağını açıkçası düşünmüyorum dostlarım. Fragman buradan iletişim oyunu kısmına geçiyor dostlarım. İletişim ödülü hangi takımın olacak? Deniz parkuru arkadaşlar, parkur ıslak olduğu yerlerde yarışmacılar kayıp düşüyor, biraz sıkıntılı. Ayşe ve arkadaşlar Adem arasında oyun içinde bir tartışma var. Evet, Berkan dediğim gibi arkadaşlar ıslak olan kısımda kaydı düştü. Hırslılar ve istekliler ama birbirlerine karşı artık oynarken eskisi gibi değiller. Daha istekliler, daha hırslılar. Abicim, arkadaşlar benchler arasında yine takımlar arasında tartışmalar var. Ogeday ile Anıl'dı galiba. Evet Nisa arkadaşlar göğüs kafesini çarptı. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Evet dostlarım, fragmanda iletişim oyunuyla ilgili çok uzun bir bölüm yok. Fragmanda aslında dikkat çekilmeye çalışılan taraf, dikkat ettiyseniz, Hikmet ve Nagihan tartışması. Hikmet ve Nagihan arasındaki olayın da ben çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sırf seyirci toplamak için yapılmış bir senaryo gibi göründü açıkçası bana. İletişim oyunuyla ilgili de arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Yine benchler arasında, takımlar arasında ufak tefek tartışmalar var. Anıl'la Ogeday'ın tartıştığını gördüm. Benchler içinde kendi aralarında tartışmalar var. Adem ve Ayşe'nin tartıştığını gördüm. Arkadaşlar farklı tartışmalar da vardır muhakkak. Fragmana koymamışlardır uzamasın diye belki de. Onun haricinde oyunda denizden çıkılan kısımda, parkurda, kaygan zeminlerde yarışmacıların zorlandığını, düştüğünü gördüm. Umarım sakatlanan olmamıştır. Dediğim gibi dostlarım bu oyunla ilgili bir tahmin videosu yapmıştım. Ama yine bu videonun sonunda da yine bunu konuşabiliriz. Tahmin videomda da söylediğim gibi dostlarım bu oyun mavi takıma daha fazla bakıyor bana göre. Nedeni ise
Geçmişte deniz parkurlarında başarılı olan yarışmacılara baktığımda şu anda birçoğu mavi takımda bulunuyor. Bundan dolayıdır ki ben de bunu göz önünde bulundurarak bu oyunun mavi takıma baktığını düşündüm ve 11 Haziran'da yayınlanacak iletişim oyununu mavi takım kazanır dedim arkadaşlar ve söylediğimde şu anda hala arkasındayım. Benim düşüncem ve fragmanda gördüklerim dostlarım bunlar. Sizlerin de farklı düşüncesi ve tahminleri varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.